kelimelik bir soru sormuştum CHP lideri Özgür Özel'e. Onu ifade etmek istiyorum. Aklıma takıldı birden bu kadar yorumluyoruz ya. Sayın Genel Başkan dünkü görüşmeyi tek kelimeyle nasıl özetlersiniz? Olumluydu. Evet bunu yazabiliriz arkadaşlar. Özgür Özel'den özel demeç bize. Tek soru sordum. Çünkü zaten çok konuştuk, irdeledik, anlatmaya çalışıyoruz ya. Bir buçuk saatlik görüşme. Önümüzdeki süreçte tabii ki bunu daha da detaylandırma imkanı bulabiliriz. Dersi yazabiliyor muyuz? Özgür Özel'den ilk yorum. Olumluydu. Çünkü soru sordum. Sayın Özgür Özel, dünkü görüşmenizi tek kelimeyle nasıl tanımlarsınız dedim. Olumluydu. Yani olumlu. Evet. Dolayısıyla bu olumlu başlangıç cümlesini de kamuoyuna biz duyurmuş olalım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, biliyorsunuz bir yayınımızda başladı her şey. Dedi ki, her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı beni seçim zaferi nedeniyle arayıp tebrik etmemiş olsa da dedi bir sabah bizim yayınımızda. Ama ben yaklaşan bayramda kendisini arayacağım demişti. Ramazan bayramına günler kalmıştı ve aradı. O günlerden sonra da işte bu ilişkiler ağı gelişti. Şimdi beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecekler. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl döneminde bunu da özel olarak aktaralım. Mersin'e dönelim tekrar arkadaşlar. Şimdi biraz evvel Merah Seçer'den bahsetmiştim. Kadınlardan hatta bu Silifke'deki işte bu neydi Atatürk Atatürkçüyü gelmiştim çünkü tabii açılışına. Tabii. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi kadın çalıştayı gerçekleştirdi. Kadınların toplumsal yaşamda her alanın dahil olduğu toplumdaki rolünü güçlendirecek daha adil ve eşit bir yaşam sunmak için atılacak adımların belirleneceği 2025-2029 stratejik plan çalışmaları çalıştaya katılan paydaşlarla birlikte belirlendi.